Yenimahalle Belediye Handball takımımız 3. şampiyonluğu bu sene getirdi. Biz ondan sonra sizi yakalayamadık. Evet, evet. Böyle güzel bir manzara evet. yakaladık. İftarda çok güzel evet, mesajlar evet. verdiniz. Biz evet. bununla ilgili ilk önce bir takımla güzel. İlgili mesajlar alalım. Evet. Takım güzel. Bu sene Ankara'ya, demin de konuşmamda söylediğim gibi, Li'lerde tek şampiyonluğu getiren, tek kupada da, Li şampiyonluğunda da, Süper Kupada da takım Yenimahalle Handball, Bayanlar Handball takımı. Sporcular aldık bu sene. Avrupa'da sesimizi duyurmak istiyoruz. Cumhuriyet'in başkenti Yenimahalle'yi Avrupa'da ses getirmek istiyoruz. İnşallah başarılı olurlar. Çocuklar heyecanlı, hoca heyecanlı, yöneticiler heyecanlı. Ben de ağabeylik yapıyorum. Onların önünü açıyoruz. Diğer dallarda da Yenimahalle'de demin söyledim kapalı spor salonunu mutlaka gerçekleştireceğiz. İkinci bir Batı Kent Hasan Doğan gibi bir stadı Batı Oraya Kent'e geldim. Gerçekleştiriyoruz. Orası çok önemli başkanım. Yani o da çok önemli. Yani sporun girdiği yerde sağlıklı hayat olur. Sporun girdiği yerde daha insanlar birbirleriyle komşuluk ilişkilerini, arkadaşlık ilişkilerini geliştirirler. Sosyal yaşantıyı kamçılayan, sosyal yaşantıda başka kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran bir sektör spor. Ya onun için Yenimahalle'de her konuda, sporun her dalında kulüplerimize, amatör kulüplerimize, Yenimahalle'ye bakın 1500 çocuğumuzu okul kapandığında çeşitli branşlarda hocalarımız kurs veriyorlar. Basketbol, voleybol, futbol çeşitli sahalarda. Bunları daha çok artıracağız. Yenimahalle'yi yani spor konusunda biliyorsunuz çok büyük koşu yolları yaptık, spor aletleri yaptık, 3 tane yüzme havuzu yaptık, spor kompleksi yaptık. Bunların hepsi spor. Yani spor, spora önem veriyoruz. 3 tane yüzme havuzu yaptık ama evet. spor salonunu daha yapmadık başkanım. Spor başlıyoruz. Onun müjdesini aldık. Veriyoruz. Başkanım? Sene sonuna doğru ihale edeceğiz. Yeri belli, Batıkent'te. Turgut Özal'da. Şeyi de şu anda biraz önce amatör takımların, ikincilik, üçüncü takım, ilk takımların çok önemli bir sıkıntısı, evet. stat sıkıntısı. Da işte hemen onu da hızlandırdık, başladı o. O nerede? O da Batıkent. O da Batıkent'te eski bir stadımız vardı orada, onu yıktık. Yeniliyoruz onu. Bu modern hale getiriyoruz. Standartlara getiriyoruz. Bu kapalı dürbünü yoktu. Kapalı dürbün. Evet. Lisenin altındaki bir stat. Benim çocukluğumun geçti. Lisenin altındaki. Burasını ikincilik, üçüncülük takımları için mi düşünüyorsunuz yoksa amatör lig takımları için mi düşünüyorsunuz? Amatör ligde oynanacak. İkinci lig takımı da gelirse oynayacak. Zamana göre. Ama birinci derecede amatör. Birincisi salon konusu, ikincisi stat konusu. Onların hepsine Batıkent'teki kulüplerin orada soyunma odaları ve idare binası vereceğiz.